Craft kağıtlardan ve kartondan yaptığım düzenleyiciyi tamamlayacaktım ama halen fırsatım olmadı. Şimdilik böyle duruyor. Bakalım ne zaman yapacağım. Bu kağıdın üstüne de böyle kabaca resimler çizdirdim. Çizdim. Maksat biraz renk olsun işte ve uğraş olsun. Az önce medyoskopta iki psikiyatrist konuşuyorlardı. Koronavirüs sebebiyle insanlar Dışarıda herkesten ve her şeyden çok korkuyorlarmış kendilerinden tiksiniyorlarmış her şeyden şüphe duyuyorlarmış Bir de benim gibi e, bu işin farklı yönünü yaşayanlar var Aslında tablo bu değil bazıları özellikle insanların e, bu duyguyu yaşamasını istiyor yani müthiş bir e, pandemi yaşıyoruz çok zor bir Süreçteyiz ama çevre kirliliği hat safhada. İnsanlar pazar yerlerinde neredeyse birbirleriyle e, yapışık halde geziyorlar. E, sürekli bir korku kültürü, sürekli bir e, tehlike güdüsü. Biraz da sanki bu büyük bir küresel oyun gibi e, oldu. Ben yani insanların psikolojisinin bu kadar kolay bozulabileceğini düşünmüyorum ama son dönemlerde antipsikiyatrinin tırmanışta olması zirve yapması psikolojik ve psikiyatrik ilaçların kullanımında göze görünür şekilde azalma sanırım bazı grupları panikletti ve harekete geçirdi alışverişte pazar yerinde mağazalarda avmlerde açıkçası bu insanların tacizleriyle Uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ne oluyor? Sosyal mesafeye uymuyorlar falan filan. Böyle ne diyelim? Umarız şu pandemi biter. Şu hastalık biter. Ve biz eski sağlıklı güzel günlerimize döneriz. Biraz bu tartışmalar bana ilkokul ve ortaokul dönemlerimi hatırlatıyor. İlkokul döneminde eğitmenler kendi aralarında hep tartışırlardı. Beden eğitimi en önemli ders. Resim en önemli ders. Edebiyat olmazsa olmaz. Coğrafya bilmeyen ölsün bitsin. Tarih bilmeyen hiç yaşamasın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Her bilim e, bir el gibidir. Yani bir elde bir parmak eksik olursa biz onun eksikliğini yaşarız, hissederiz. Yani çevremizdekiler de bunu yaşar. Ama eee bazı gerçeklikler insanların keyfiyetinde kaldığında böyle şeyler yaşanabiliyor. Neyse umarım her şey güzel olur. Ben etrafımda öyle çok panikleyen insanlar görmüyorum. Aksine çok rahat, çok gamsız, çok özensiz insanlar var. Bu da... Beni rahatsız ediyor yani madem bir pandemi var maske takıyoruz güvenlik önlemleri alınıyor o zaman herkes bu kurala uysun yani sokakta maske takmıyoruz diye birileri tarafından e, hedef gösteriliyoruz ama kapalı işte sağlığımızı tehlikeye riske sokabilecek yerlerde de insanlar maske takmıyor ya da işte temizlik önlemlerine verilmiyor gibi. Umarız ki e, sağlıklı günlere bir an önce kavuşuruz. Şimdi dün pazara çıktım ve pazardan kereviz aldım. Biraz pahalı geldi. Tanesi 3 liraydı. Kereviz çok kolaylıkla yetiştiriliyor. Dökülen tohumlarından kendi yetişiyor ve çıkıyor. Sürekli şu yeşil aksamı ve saplarını kullanabiliyoruz. Çoğu kişi kokusunu sevmiyor ama et yemeklerinin olmazsa olmazı kerevizdir. O etin yağlı ve ağır kokusunu alır. Buke garni denen bir karışım var. O da alıyor. Garnish onion deniyor. Karanfille soğan. Soğanın kabuğunu soyuyoruz. E, beyaz etli kısımlarına karanfil e, yerleştiriyoruz. Bunu et suyuna attığımızda e, bu iki birliktelik etin ağırlığını alıyor ve hoş bir rahiya bırakıyor. Kerevizi köklü yetiştirmek istersek o beyaz etli kısmını e, Elde etmek istersek de fidelerini dikiyoruz. O zaman kafa yapıyor. Ama tohumdan dökülürse sadece şu üst kısmı yeniyor. Bu üst kısmınlarında biz Ege'de pırasa, kuru soğan, kuşbaşı, et ve nohutla pişiririz. Bol salça, bol kırmızı biber. Hatta düğün yemeğidir. Çok da sevilerek tüketilir. Üstüne turunç ekşisi de çok güzel olur. Şu an bizim evdekiler çok sevmiyor. Ee, o yüzden ben bunu soğan ve pırasayla soteliyorum çok güzel bir diyet yemeği özellikle diyet yapanlar hastası olanlar kolesterol tansiyon kalp gibi hastalığı olanlar bol bol alsın tüketsin yani biraz 3 lira pahalı ama sonuçta beslenmek zorundayız ananasım burada bekliyor ama çimleneceğini düşünmüyorum çimlendirmek için yeşil Dondurucuya konmamış ananası alıyoruz. Sağ sol yapıp daha sonra yukarı çekiyoruz. Bu şekilde çimlendirebiliriz ama dondurucuya konmamış ve sağlıklı olması gerekiyor. Kedilerim de bu Japon şemsiyesini kraker gibi yiyorlar. Sanırım midelerinde tüy toplandı. Onun için onlara bir kedi nanesi alacağım. Pet Shop'ta görmüştüm. 15-20 lira civarındaydı bir yeşilliğe ihtiyaç duyuyorlar. Aslında bunlar sokak hayvanı ama tam olarak sokakta yetişmedikleri için ve anneleri erken kısırlaştırılıp onları yeterince büyütmediği için ne yapacaklarını bilmiyorlar. İçgüdüsel davranıyorlar. O yüzden onlara bir kedi nanesi alacağım. Böyle store perdemizde akşamları örtüyoruz ve soğuk havanın gelmesini engelliyor. Şimdi biriktirdiğim çay pusalarını saksıya alacağım ve çiçek ekeceğim. Benim ayakkabılarım evcil hayvana olmanın bedellerinden bir tanesi. Pazardan kilosu 15 liraya badem aldım. Yarım kilo aldım. 7,5 liraya. Ceviz kıracağıyla denedik. Çekiçle. Bir sürü araçla olmadı. Ben de artık bahçeden böyle taşlar yıkadım. Akşam onlarla kıracağım. Yağmurlu havalarda bizim balkonumuz böyle berbat bir şey oluyor. Balkan, balkonun büyük olması güzel bir şey ama evcil hayvan olunca hayat iki kere zor. Ama yine de bunlar için her şeye değer. Böyle marketten bir karton aldım soğukta yatmasınlar diye. Ama bunu sürekli kazıyor. Ya yani kazma içgüdüsü çok yüksek ve karton parçaları her yere dağılıyor her cay menekşem böyle telgraf çiçeği bunu yeni diktim şuraya birazcık çay posası ekleyeceğim kök atmasını sağlayacağım ve kışın güzelliklerinden bir tanesi sardunya dün seraya gittim ve her yer sardunyaydı çok güzeldi bunlar da Susamış. Güllerimden yeni filizler çıkmaya devam ediyor. Acem halısı. Nergis. Ve çok mutluyum. Ee, Bodur kısım patım. Bu sene ölmedi. Geçen sene 2-3 saksı almıştım. Hepsi öldü. Bu sene çiçeklerinin geçmesini beklemeden e, budama yaptım ve hemen sonuç verdi eğer çiçeklerinin geçmesini bekleseydim bitki ölecekti ee, seracıya sordum aldığım kısım patılar bodur kısım patılar hep ölüyor ne yapayım diye o da bu da dedi hiç gelmesini bekleme çiçeklerinin dökülmesini bekleme dedi ben de onu söylediği gibi yaptım ve şu anda çok güzel sürgünler veriyor bu eski bir, bir lava boydu ee, ama bahçede kalınca direnajı yetersiz kaldı. Altında bildiğimiz normal musluk şeyi var. Ee, gideri var. O yetersiz kaldı. Etrafından da delikler olması gerekiyordu. Bu sefer bunun içi çok çamursu oldu ve bitkiler boğuldu. Ben de onu buraya getirdim. Böyle bayağı da bir çamurluydu. Çamurları kurudu. Artık e, yavaş yavaş suyunu çekti bu açeli olması gerekiyor. Bunlar daha önce diktiğim kolonya çalısı, gül. Şimdilik gayet güzel. Gül de tutmuşa benziyor. Bu da gazanya. 2 liraya aldım. 2 lira çok uygun. Çünkü bunları üretmek biraz Zaman alıyor, zor değil ama yerini sevmesi lazım, toprağı sevmesi lazım. Sevdikten sonra müthiş hızlı yürüyor, çok güzel renk katıyor. Bende turuncusu vardı, bu da bordo gibi. Tabi şu an alıştığı ortamdan çıktı, başka bir yere geldi. Bunun için bir tepkime yaptı ve çiçeklerini kapattı. Öğle sıcaklığında, öyle vakitlerinde çok güzel çiçek açıyor ve rengi muazzam. Biriktirdiğim posalar da burada. Bunlar epey bir birikti evde. Yağmur sonrası lemongrass latin çiçeği buz çiçeği ve yasemin Nergisler de bahara doğru açacaklar. Buraya çalı atmıştık. Epey bir ee, zorladı onları o çalılar. Ama şu anda iyiler. Burada bir biberiyen vardı ama sanırım o yaşlanmış ve artık öldü. Bitkilerinde bir hayat döngüsü var. Doğuyorlar, büyüyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar. Burada bir menekşe var. Viyanka bu yabani menekşeden. Şurada zavallı bir tane çiçek de açmış. Bunları şu havuzun içinden söktüm. Köpeklerimle diliyle oraya kazdıkları için. Ama torf olmadığı için halen bekliyor. Şurada bir tane küçük narenciye fidesi. O kadar çok dikilecek şey var ki. Yine yaprak çürüntüsü ve çay posasından yardım alacağım. Bugün şeyi dikeceğim. Gazanyayı. Ee, şimdi tabii söküldü bir e, tepkime verdi. Bir de dikeceğiz. Dikince de bir tepkime verecek. Yani alışmaya çalışacak yeni ortama. Ve şurada domates fidesi. Isırganlar. Ocak ayındayız. Kozmos. Zinya. Şimdi bu ısırganları sökmüyorum. Çünkü burada yeni çıkan bitkiler için bir koruyucu bir sera görevi görüyorlar. Ketan bitkilerim Hüsnü Yusuf şöyle bir tencere vardı evde eski. Bunu da saksı olarak değerlendireceğim. Bu ıı, eski lavabodan daha iyi. Çünkü şuralarda da giderler var. Ne kadar direnaj o kadar iyi. Şimdi biriktirdiğim posalar burada. Bunu şöyle döküyorum. Biriktiriyorum burada. Burada yağmur suyuyla yıkanacak ve böylece daha bazik olacak. Asitliği de gitmiş olacak çay. Daha faydalı olacak. Şöyle kekiklerim. Buna İzmir kekiği deniyor sanırım. Ara sıra şöyle tepeden budama yapıyorum. Ada çayı yine. Şimdi şu Posayı da birazcık buraya aktaracağım. Çünkü bunun altında şeyler var. Gider var. Ve gazanyayı buraya dikeceğim. Oğlum, <laughs> <Ay, korktum. gülüyor> kızım. Ve şöyle yerleştiriyoruz. Hem evdeki çay posaları değerlenmiş oluyor. Kahvehaneler, pastaneler bunları çöpe atıyor. Bu şekilde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabi tek başına yeterli mi? Yeterli değil. Bunu zenginleştirmek gerekiyor. Onu da yaprak çürüntüleriyle, ağaç çürüntüleriyle yapacağım. Bu şekilde torfa gerek kalmadan bir tutunma ortamı, üretim ortamı Yaratmış oluyoruz. Hem de çöpümüzü değerlendirmiş oluyoruz. Tek problem bu çay posalarını lavabo'da bekletirken biraz sorun oluyor. Onları da lavabo'da bekletmek istemiyorsak bahçeye bir kap koyup orada biriktirebiliriz. Ben yoğurt kabında biriktiriyorum. Bu şekilde çiçeğimizi de dikmiş oldum ve torfa gerek kalmadı. Daha sonra buna birazcık yaprak çürütüsü. Ve çiçeğimiz hazır.